Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda YouTube videolarınıza istediğiniz dillerde doğru ve çok hızlı bir şekilde altyazı nasıl ekleyebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Kısaca altyazı eklemeli miyiz? Neden altyazı eklemeliyiz? Bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak işitme engelli veya duyma bozukluğu olan izleyicilerimizin rahat bir şekilde videolarımızı takip etmesi için altyazı eklemeliyiz. Bunun dışında videolara altyazı eklemek daha geniş bir kitleye hitap etmemizi, yani farklı ülkedeki insanlara videomuzu izletmemizi sağlar. Dolayısıyla etkileşim kazandırır. Videonuzun kategorisi hiç önemli değil. Çok kısa benim videolarımın altyazı kısımlarına bir göz atalım ve daha sonra nasıl altyazı ekleyebilirsiniz bunları anlatayım. Hazırsanız başlayalım. Profilime tıkladıktan sonra YouTube stüdyoyu seçiyorum. Ve ekran açıldıktan sonra sol taraftaki altyazılar butonuna tıklıyorum. Diller kısmında videolarıma kaç tane dil eklediğim gözüküyor. Örnek olarak Teespring videomun altyazılarına bir bakalım. 19 tane dil eklemişim ve bunları eklemem en fazla 5 dakikamı almıştır. Siz istediğiniz videonuza istediğiniz sayıda dil ekleyebiliyorsunuz. En çok konuşulan dilleri eklemeniz tabii ki daha önemli. Bunları da şu anda ekranda görebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Videolara altyazı nasıl eklenir? Bunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Profilimize tıklayıp YouTube Studio'ya giriyoruz. Sizler de benimle birlikte uygulayabilirsiniz. Daha sonra altyazılar kısmına geldik. En son paylaştığım videoya altyazı eklemek istiyorum. Siz hangi videonuza altyazı eklemek istiyorsanız onun üzerine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra karşınıza böyle bir ekran açılacak. Kopyala ve düzenle butonuna tıklıyorum. Burada otomatik olarak videomuzun metin haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Burada çevirinizin doğru olması için yapmanız gereken tek şey en üste çıkıp burada olan yazım yanlışlarını düzeltmek olacak. Hepsini tek tek okumanıza tabii ki gerek yok. Yanlış kelimeler kırmızı ile belirtilmiş oluyor genelde. Onlara göz atıp ve genel olarak metni kontrol edip bu aşamayı bitirebilirsiniz. En fazla 3 dakikanızı ayırarak burayı özenle yapmanızı öneriyorum. Burayı düzenledikten sonrası gerçekten çok basit. 1-2 tuşa basarak altyazılarımızı tek tek eklemeye başlayacağız. Yazım yanlışlarını düzelttiğiniz zaman sağ üstteki yayınla butonuna tıklıyorsunuz. Şimdi tek yapmamız gereken şey dil ekle demek. Dilekle butonuna tıklamak ve istediğimiz dili seçmek. Altyazı eklemek istediğiniz dili seçmek. Seçtikten sonra sağ taraftaki ekle butonuna tıklıyorsunuz. Ve burada da otomatik çevir yazısına basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen altyazılar oluşturuldu. Yani senkrone işlemi yapıldı. Sağ üst taraftaki yayınla butonuna tıkladığınız zaman artık bu dilde bir altyazınız olmuş oluyor. Hemen pekiştirmek amacıyla bir tane daha dil eklemek istiyorum. Dil ekle butonuna tıkladım. Altyazı eklemek istediğim bir diğer dili seçtim. Ve otomatik çevir yazısına basıyorum. Daha sonra sağ üstteki yayınla yazısına basıyorum. Ve altyazım eklenmiş oluyor. Örneğin dil ekle kısmından yanlış bir dile tıkladınız. Sağ kısımdaki ekle yazısına basmazsanız dil eklenmez, yani bir sıkıntı olmaz, seçmemiş gibi devam edilir. Gördüğünüz gibi farklı farklı diller ekliyorum. Eklemeye de devam edebilirim. Şu anlık yeterli. Artık yapmamız gereken bir şey kalmadı. Burayı kapatabiliriz. Şimdi gelin eklediğimiz altyazıları bir kontrol edelim. Son videoma girdim ve hemen alttaki ayarlar ikonuna tıkladım. Altyazılar kısmında gördüğünüz gibi 13 tane dil seçeneği var. 13 tane dil eklemişim. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz diller başarıyla altyazı olarak eklenmiş oldu. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda altyazının önemini ve hızlı bir şekilde altyazı eklemeyi anlattım sizlere. Ana sayfanızda bu tarz eğitim içerikli videolar görmek isterseniz abone olup nokta dahi olsa yorum yapmanız yeterli. Vaktiniz varsa YouTube izlenme artırma videolarımı izlemenizi kesinlikle öneririm. Hepsi YouTube'dan aldığım bilgiler ile hazırlanmış videolar. Kanalınızı fazlasıyla geliştirecek bilgiler. Bu video ile ilgili sorularınız varsa da yorumlar kısmına mutlaka belirtin.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.